Günümüzde çok tartışmalı bir konu. Aslında bir nevi her yerden bir ses geliyor. Şunu kullanın, bunu kullanın, şunu için, bunu için, şunu tercih edin, bunu besin olarak da. Sperm kalitesini arttırdığı, volümünü arttırdığı, miktarını arttırdığı, hareketini arttırdığı, sayısını arttırdığı gibi değişik şekilde yorumlar var. Ama bilinen gerçekler de var. Mesela özellikle muz. Muzun içindeki etken bir özel bir enzimden dolayı o enzimle beraber spermin volümü, miktarının damla olarak arttığı çalışmalarda ispatlanmış. Bununla beraber yine spermler için en iyi olarak düşündüğümüz antioksidanlar. Mesela en güçlü antioksidanlardan bir tanesi nar. Nar da yine güçlü antioksidan olarak sperme artı etki yapacağı zaten ispatlanmış. Yeşillikler, içerdikleri folik asitle birlikte ıspanak ve benzerleri olarak yeşillikleri kattığımızda bunlar da ispatlanmış sperme etkileri pozitif yönde olduğundan. Yine gariptir ama sarımsak, aliyasin etken maddesi içerdiğinden dolayı bu da güçlü bir antioksidan etki yapıyor. Bununla beraber sperm volümünde ve hareketlerinde artış gözlenmiş. Ayrıyeten yine sarımsakta şöyle bir etki daha var. Kan akışkanlığını arttırdığından, kan akımını hızlandırdığından dolayı da o bölgelerde daha iyi sperm sonuçlarının olduğu çalışmalarda gözlenmiş. Yine bunlarla beraber kuru yemiş dediğimiz total bir düşünce olarak aldığımızda aslında ceviz ve bademi bir kenara ayırmamız lazım. Çünkü ceviz ve bademdeki özellikle omega 3 bizim için çok önemli. Sperm için de çok önemli. Özellikle bunları kullanmamız tavsiye ediliyor. Bununla beraber tabii ki fındıkla, fıstıkla bunların da etkileri var. Fakat özellikle ceviz ve bademi öne çıkarmak istiyoruz. Yine bu besinlerle birlikte özellikle bitter çikolatayı vurgulamak istiyorum. Bitter çikolatadaki elerginin seviyesi gerçekten sperm için çok etkili. Yani sonuçta böyle bir küçük bir toparlama yaptığımız zaman bitter çikolata, muz, bununla beraber yeşillikler, ceviz, badem özellikle bizim için böyle gerçekten güçlü besinler gibi durmakta. Bunun dışında bir takım yeşillikler de var. Hastalarımız da bize sormakta. Hocam şu etkili olur mu, bu etkili olur mu diye. Mesela demir hindi veya keçi boynuzu veya çakşır kökü gibi bir takım bitkisel ürünler de bu değerlerde artı yönde göstermekte. Fakat bazı çekincelerimiz olmakta. Hormon değerlerinde biraz değişiklik yapabilmekte bunlar. O nedenle mutlaka kullanın diyemiyoruz. Ama sonuçta bunları da kullanırlarsa iyi olurlar. Çalışmalar iyi sonuçlar verdikçe biz hastalara da bunlar hakkında bilgi vereceğiz.